Gerçekten özel bir günde, özel bir tesisin açılışını hep birlikte yapıyoruz. Kimliği çok önemli bu tür tesislerin. Yapı yetmiyor. Yapının içeriği çok kıymetli. Buraya çok kez geldim. Arkadaşlarımla ilk geldiğimizde kaba halinden bugüne kadarki süreçte bir yapıyı hem engelli bireylerimizin en üst seviyede kullanabilmesi hem de tabiri caizse çağdaş bir dünyanın gereksinimi olan bu vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte burada doğru ve anlamlı vakit geçirebilecekleri, işbirliği yapabilecekleri bir atmosferin varlığı bizler açısından çok çok kıymetliydi. Hep bunu sorguladık, bunu konuştuk. Çeşitlendirmek, çevresiyle diyalog kurabilmesini sağlamak, kendi içindeki sadece bir mimari anlayışla değil, aynı zamanda ruhuyla beraber insanlarla buluşmanın en maksimum şekliyle var olabildiği bir yapıyı burada inşa etmek istedik. Günün sonunda bunu şu an için başardığımızı görüyorum. Bunda da mutluyum, gururluyum. Elbette bundan sonrası çok daha önemli. Çünkü içeriğinin tümüyle hayata geçmesi bizi çok mutlu edecek. Burada bulunan bütün arkadaşlarımın, belediye başkanımız var, parti meclis üyemiz, belediye başkan yardımcısı Başakşehir'den, diğer meclis üyesi arkadaşlarım, yönetici arkadaşlarım, genel sekreterimiz olmak üzere, ya burada bir tesisimiz vardı, açılışına katılmıştık. Bugün bir uğrayalım, selam verelim, nasıl gidiyor, insanların yüzü gülüyor mu diye ziyaret etmeleri de bizi çok çok mutlu eder. En kıymetli denetim mekanizması orayı yönetenlerin değil, aslında dışarıda olan bütün bireylerin aynı şekilde bu tür yerleri denetlemesi, fikirlerini beyan etmesi çok çok önemli. Zira engellilik ve engelli bireylerin toplumdaki konumu üzerine burada hayatını adamış, çokça emek vermiş kıymetli dostlarımız da var. Meclis üyelerimiz, yanı sıra kurum kuruluşlardan temsilci arkadaşlarımız var. O bakımdan bu güzide ve önemli tesisin yarınlarında sizlerin gönüllü katılımcılıkları bizi gerçekten mutlu edecektir ve buranın iyi işlevi açısından da güvence olacaktır. Değerli dostlar, toplumların gelişmişlik seviyelerini ölçecek dünya çapında gerçek anlamda bazı veriler vardır. Bana göre en önemlisi, bunlardan en önemlisi özellikle özel gereksinimi olan çocuklarına ve vatandaşlarına o toplumun sağladığı imkanlar, o toplumun çağdaşlığına işarettir diye düşünüyorum. Bu manada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde burayı açıyoruz ama bunu hissetmek, örneğin koca bir mekanizmayız İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, her anımızda, her işimizde, yaptığımız her çalışmada bütçeden sahadaki bir yol inşasına ya da bir yapının organize edilmesinden toplumun faydalanacağı bir imkanın servis edilmesine varıncaya kadar orada kesimleri hiçbir zaman ıskalamamak. Engelli bireyler, dezavantajlı gruplar, kadınlar, çocuklar tümüyle biz bu bütçe yaparken acaba ıskaladık mı diye dönüp sorgulamamız gereken unsurlardan birisi, hatta belki en öndeki grupların başında geliyor engelli vatandaşlarımız, bireylerimiz ve çocuklarımız, özel gereksinim olan çocuklarımız. Burada gerçekten özellikle başta otizmli gruplar olmak üzere özel gereksinime, gelişime muhtaç bireylerin, çocukların aslında ilgilendiğinde nasıl gelişim elde ettiğini çok yakın yaşamış, hissetmiş, çok yakınındaki bireylerden, kendi görev süremde ilgi duyduğum, bu alanda gözlemlediğim, yaşadığım ortamlarda bunu çok derinden hissettim.
O zaman bizim bu bireyleri, bunca sayıya sahip bir kitleyi asla ve asla ihmal etmememiz gerekir. Zira bir veri var ki, hani özellikle otizmli bireylerin çok ilgi gösterildiğinde, yanılmıyorsam Amerika Birleşik Devletleri'nde %85 oranında hayata katılabilmelerini sağlayan sürdürülebilir bir eğitim verildiğini görüyoruz ve ne yazık ki bu oranda biz çok ama çok gerideyiz. Yapacak çok işimiz var. Çokça bahsetti Şengül Hanım, hangi gruplar buraya gelecek, ne yapacak, nasıl diyalog kuracak, nasıl bir süreç işletilecek. Ben bunlara girmeyeceğim ama burada 16 bin metrekarelik iddialı bir alanda hem nitelik açısından hem nicelik açısından sıkı bir faaliyet sürecini görmek istiyoruz. Bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şusu eksik, bu verilmedi, şunu sağlayamadık, asla bu tarz bahaneleri bu tür tesislerde istemiyoruz. Bütün yöneticilerimizin bu anlamda dikkat vermesi ve bu şekilde buranın gelişmesini sağlamaları çok değerli. Hayata katılmak aynı zamanda sadece bir meslek değil, onların yeteneklerinin, onların sanatla, başka aktivitelerle hayata katılmalarını sağlayıcı bir takım merkezlerin de burada olması çok özel. Zira bizim bu dönemimizin özel bir simgesi daha var, o da kreşlerimiz. Çok önemsiyoruz. Yani 150 mahallede 150 kreş deyince duyduğum heyecanı bazen yönetici arkadaşlarıma şöyle anlatıyorum. Diyorum ki, düşünsenize yaklaşık ki ortalama 100 öğrencili kreşler açıyoruz. Biraz daha fazlası var ama 15 bin çocuğumuzu bir arada düşünsenize diyorum. 15 bin çocuğumuzu. Bu sayıya ulaştığımızda bir anda 15 bin çocuğa hizmet ediyorsunuz. Hani 15 bin çocuğu toplayalım, bir etkinlik yapalım diye şöyle hayalini bir kurun bakalım. Getiremezsiniz, baş edemezsiniz, edemeyiz ama hayali bile muhteşem. Yani düşünsenize, her sene yeni bir 15 bin çocukla buluşuyorsunuz ve onları en böyle temel eğitim alacakları dönemde bilgiyle donatıp hayata uğurluyorsunuz ve bu ülkenin, bu şehrin gelişimi açısından tarif edilir bir şey değil. Muazzam bir şey. O bakımdan burada da, bu yapının içinde de fonksiyonel kullanım açısından kreşi düşünmeleri ve bir kreşi daha burada kazandırmış olmaları bizim için değerli. Özellikle İstanbul'da geçmişten devraldığımız ya da bu dönemde başladığımız bütün yapılarda acaba ekstra hangi fonksiyonlar çıkarabiliriz gözüyle bakıp, başta kreş olmak üzere buna benzer o mahallenin ihtiyaçları ne varsa, mahalle evi gibi veya diğer unsurlarıyla da projeleri zenginleştiriyoruz. Buradan avcılara geçeceğiz. Turan Ançerli Başkanımızın da bir açılışını, yine engelli bireylere hizmet edecek güzel bir açılışına eşlik edeceğim. Tabii bugün hassas bir gün. Elbette bugünün özelinde mesajları veriyoruz. Ama dediğim gibi biz anlayış olarak 365 gün tüm sorumlulukları kendi önünde tutan ve onlara göre hareket etmeyi başaran liyakatli bireylerle çalıştığımızı bütün İstanbul'a söylemek isterim. İşte biz engelli bireylerin sıkıntılarını, dertlerini ya da çözümlerini sadece bugün değil, 365 gün yıl boyu her masada dert edinen ve çözüm üreten bir kurum olacağız. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Her kurumumuzun, iştiraklerimizin, müdürlüklerimizin en sıkı danışmanlıkları aldığını biliyorum. Her hassas noktada, metrosundan otobüsüne ya da kaldırımından kent mobilyalarına varıncaya kadar engelli bireylerin ihtiyaçlarını giderici danışmanlıklar aldıklarını ve gerçekten işin uzmanı insanlarla bu işi masada oturup konuştuklarını gözlemliyorum, takip ediyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Lütfen devamını getirin. Her kesimi kucaklayan bir yönetimiz
sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Başta pandemiyle mücadele. Bu konuda lütfen duyarlılığı, tedbiri elden bırakmayalım. Bu bulaş sürecini en hızlı şekilde aşağıya döndürme konusunda duyarlı bir toplum olmalıyız. Sıkı tedbirler almalıyız. Heyecana kapılmadan, zor günleri atlatmanın şartının bu olduğunu unutmadan tedbirleri hayatınıza mutlaka yerleştirin diyorum. Zira İstanbul'un aynı zamanda bütün Türkiye'nin ve bütün dünyanın ekonomik daralmayla bir takım sorunlarla boğuştuğu bu dönemde göreceksiniz ki İstanbul hem kendi yeteneklerini en üst seviyede kullanan hem de itibarını, prestijini arttıran, var olan o geçmişten gelen kadim duygusuyla dünyanın her yerinde ismi geçtiğinde herkesin dikkat kesilerek katkı sunmaktan geri durmadığı bir kent olduğunu ispat eden güzel müjdeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ve İstanbul'umuzun eksik kalan, yarım kalan hiçbir işi olmayacak. Hatalı işler varsa düzelteceğiz, doğru işler varsa bitireceğiz ve bundan sonra da kent lehine, kent adına en doğru işleri yapma konusunda da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 3 Aralık Engelliler Günü, engelliler hususunda başarılı bir kurum, başarılı bir şehir, başarılı bir ülke, başarılı bir millet olmamıza vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Böylelikle özel gereksinimli bireyler eğitim merkezimizi İstanbul'umuza hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özgem, hayırlı olsun. Çok kalabalık girmeyelim. Evet. Sevgili Hanım, belki başkanım girsin sadece. Evet. Diğer arkadaşlar müsaade etsin. Tamam. Başkanım. Beş sınıf. Hayır, o kreş için 5 sınıf. Ha burada burada kreşe geçmedik. Evet, kreşe geçmedik. Burada tamam. İnanılmaz çok sayıda sınıfımız var. Güzel. Bireysel grup olarak. Kaç sınıf oldu? Başkanım, en son birkaç tane daha ekledik. Yüklenen fonksiyonlarla çok şey oldu. Çok verimli bir alana döndü. Burada spor yapmaları için Ailelerin tabii ailelerle bir arada olması zaten. Burası kütüphane olarak. Ailelerle etkileşim başkanım. İçinde olmaları, bir arada gelişime katkı sunmaları, aynı zamanda onların da bir terapiye ihtiyacı var. Ailelerin de burada güçlenmeleri, burada moral bulmaları. Yani aslında şey, böyle bir kendi ekosistemiyle bir sosyal yaşam gibi bir alan üretildi ve morali yüksek bir alan. Yapının titizliği, güzelliği, peyzajı, bahçesi, bir yanda çocuklar, kreş enerjisi. Aslında hep pozitif bir enerji var o açıdan. Değerli bir iş çıkmış yani. Başkanım, bu da kuaför salonumuz. Güzel. İçeri girebiliriz. Gir içeri ya. Tamam, bekleyelim efendim. Bu alanda bekleyelim. Yani burası ailelere de hizmet edecek bir kuaför. Ama gördüğünüz gibi yine kadın öncelikli bir kuaför yani. Hani erkekle ilgisi yok. Başkanım, bakım sorumluluğu kadında. Tamam. Keşke erkekler alsa ben berber açarım. Ben... Cumhuriyet Partisi Kadın Kolu Başkanı'nın içimizin ve mesleğim de kuaförlük. Ne güzel. Gönüllü olarak da burada hizmet verebiliriz. 10 numara. Aynen öyle. Harikasın. Daha öncelerde yaptık. Tamam. Ücretsiz olarak. Evet. Bura yine spor mu? Evet. Tamam. Öyle mi? Evet. Çok zevkli bir tasarım olmuş. Harika. Evet.
kaç yaş grubu burada? Yani tümüne mi yoksa? Şöyle, ilk amacımız burada 0-6 yaş gruba hizmet vermek. Alanımız çok geniş, bu çok güzel bir şey. Çünkü duyu biçimleme alanlarının bu kadar geniş olması çok aslında mümkün olabilen bir durum değil ama biz burada bunu sağladık. Güzel. O yüzden istiyoruz ki sadece 0-6 yaşta kalmayalım. 12-14 yaşa kadar çıkabilelim. İnşallah. Duyu bütünlemeye daha yukarılara da ihtiyaç var yani. Böyle 60, 70. Güzel. Merhaba. Merhaba. Tekrar. Harika. Dizim ağrımaya başladı benim. Ne yapacağız falan. Şu karşı odada bir küfe kireç koydum baştan. Özellikle erken teşhiste orada çocukların bir an önce sağlığına kavuşması için yapabileceğimiz işlemler var. Dolayısıyla özellikle yaygın gelişim bozukluğu dediğim meselede burada çok etkili olacağız. Güzel. Hidroterapi havuzlarımız güzel. Kadın ve erkek olarak. Çok ayırıyoruz. Güzel. Dediğim gibi o iletişim alanını mutlaka tamam. Çalışın. Teşekkürler. Sağlığınıza güzel edin. Geriden arkadaşlar. Önümüzü görelim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Annemizin ellerinden öpüyorum. Kurban olurum, ellerinden öperim. Sağ ol, teşekkürler, saygılar, sağlık diliyorum. Sağ ol, çok sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. İyi misiniz? Allah korusun sizi, bak dikkat edin sağlığınıza. İyi bakın kendinize. Allah tamamını erdirsin. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Ailelerinize selamlar.